Merhabalar. 2 yıl önce hukuk fakülteleri hakkında bir video çekmiştim. Şimdi tercih haftası olduğu için hukuk fakültesi düşünen arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşıyorlar. Bu video altına yorumlar yapıyorlar YouTube'dan. Soruları var. O yüzden 2020 yılında biraz daha güncel bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar aslında 2018 yılındaki videomda anlattıklarımın birçoğu halen geçerliliğini sürdürüyor. Fakat oraya birkaç ufak ekleme yapmak istiyorum. İstanbul bazlı tercih yapacaksanız ve devlet üniversitesi, muhakkak devlet üniversitesi istiyorsanız ilk 5 tercihiniz şöyle olabilir. Tutuyorsa ki inşallah tutuyordur, Galatasaray Üniversitesi'ni birinci tercihinizi yapmanın, tutmanız sizin için iyi olur. İkinci tercihiniz mutlaka İstanbul Üniversitesi olmalı. 3 Marmara olmalı. Ve dörde de hiç düşünmeden devlet üniversitesi unutmayın. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesini yazın arkadaşlar. Hiç çekinmeyin çünkü bu üniversitenin iki avantajı var. Diğer üniversitelere göre, diğer fakültelere göre. Birincisi yurt dışına değişim programlarına özellikle Almanya'ya fazlaca öğrenci gönderiyor. Gidebilirsiniz. Almanca eğitimi var. Ve asıl önemlisi de İstanbul Üniversitesi'ne göre ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne göre kontenjanı düşük. Yani çok iyi seviyede, az kontenjanla, az sayıda öğrencilerin bulunduğu sınıflarda çok iyi hocalardan ders alma imkanınız var. Beykoz'da, Anadolu yakasında. O yüzden ben Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesini mutlaka ve mutlaka tercihleriniz arasında tutmanızı öneririm size. Tercihleriniz böyle olabilir. Dördüncü tercihinizin içinde yine Medeniyet Üniversitesi de bir devlet üniversitesi olduğu için eğer mutlaka İstanbul'da bir devlet üniversitesinde okumak istiyorsanız Medeniyet Üniversitesi'nde yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer vakıf üniversiteleri düşünüyorsanız İstanbul'da tabii ki ilk tercihiniz Koç Üniversitesi olmalı. Koç Üniversitesi'nin tabii bir marka algısı ve değeri yüksek. Fakat hukuk eğitiminde gerçekten kaliteli. Mezunlarının niteliklerinde biz iş hayatında olumlu gözlemliyoruz. Yeditepe Üniversitesi ikinci tercihiniz olmalı. Hatta birinci tercih de olabilir. Yani Koç Üniversitesi Avrupa yakasında, Sarıyer'in içlerinde, Yeditepe Üniversitesi Anadolu yakasında, Kayış Dağı'nda. Lokasyon sizin için önemli ise, yani Yeditepe'nin de aslında çok da Koç Üniversitesi'nden geri kalır bir yanı yok. Yeditepe'de rahatlıkla ilk tercihleriniz arasında yer alabilir eğer vakıf üniversitesi düşünüyorsanız. Yine mutlaka ve mutlaka Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini öneririm arkadaşlar. Çünkü Bahçeşehir'in de diğer hukuk fakültelerine göre ayrıcı özellikleri şunlar. Eğitim kadrosu, hoca kadrosu çok iyi ve birçoğunu ben yakinen tanıyorum. Çünkü yüksek lisansımı orada yaptım. Galatasaray Üniversitesi'nde yetişen hocalar. Yani hatta içlerinde birçok değerli hocamız var ki Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okumuş. Hukuk lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde yapmış. Yüksek lisansını, doktorasını Galatasaray Üniversitesi'nde yapmış. 2-3 dilde hukuk anlatabilen hocalar var. O yüzden Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini mutlaka tercihleriniz arasında ön sıralara yazın arkadaşlar. Zaten puanı da yüksek ve orada alacağınız eğitim de sizi gerçekten mutlu edecektir, tatmin edecektir. Ve yeri de merkezi bir yerde, Beşiktaş'ta. Her yerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk 3 vakıf üniversitesi tercihiniz bu şekilde olabilir. Koç, Yeditepe, Bahçeşehir. Sonraki tercihlerinizin arasında mutlaka Özyeğin Üniversitesi olmalı. Anadolu yakasında ve Özyeğin Üniversitesi de gerçekten son yıllarda atılım yapan nitelikli bir üniversite. Sonraki tercihiniz Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olabilir. Hemen yanına Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini de düşünebilirsiniz. Kültür Üniversitesi de diğer vakıf üniversitelerine göre nitelik anlamında çok daha ön sıralardadır. Kültür Üniversitesi'nin arkasından da Kadir Has Üniversitesi'ni ben tercihleriniz arasında bulundurmanızı mutlaka öneririm. Bunun dışında arkadaşlar çok sayıda vakıf üniversitesinde hukuk fakültesi var fakat inanın ben bu saydığım üniversiteler dışında vakıf üniversiteleri yazacağınıza, orada hukuk okuyacağınıza, başka yerlerde daha iyi üniversitelerde başka lisans alanlarında eğitim almanızı öneririm. Çünkü gideceğiniz üniversitenin, yazacağınız üniversitenin öğretim kadrosu çok önemli.
hukuk fakültelerinin bilimsel etkinlikleri, sempozyumları, panelleri çok önemli. Belki evet, Maltepe Üniversitesi var yine Anadolu yakasında. Orası düşünülebilir. Orada da çok iyi hocalarımız var. Bunun dışındaki tercihlerinize biraz daha dikkatli olmanızı, temkinli yaklaşmanızı öneririm. Bir sonraki videomda size İstanbul dışındaki hukuk fakültesi tercihleriniz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın.